Efendim Ada TV ekranlarından iyi günler gün içinden programıyla karşınızdayız. Ülkedeki sorunları konuşmaya ve masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ülkede birçok sorun varken bunların en başında biliyorsunuz ki şu anda diploma krizi yine ülkedeki sorunlardan bir tanesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye gidiyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bundan sonra atılacak adımlar neler olacak bu konuyla ilgili? Çok fazla sorular var. Sağlığımız zaten sağlığı sürekli konuşuyoruz. İlaç sıkıntılarını sürekli konuşuyoruz. Reçete sıkıntısı hala devam ediyor. Reçete soruşturması hala devam ediyor. Orada bir noktaya varılmış değil. Orada neler olacak? Orada ne gibi çözümler üretilecek? En büyük sorunlardan bir tanesi de ülkede bu kadar şey olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması nasıl olacak? Çünkü şu anda ülkeyi kötü olarak tanıtıyoruz. Yani böyle bir izlenim bırakıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten biliyorsunuz ki Türkiye'de bir yerel seçim var. Yerel seçimin sonrasında Kıbrıs konusunda masaya yatırılacak ve orada birkaç gelişmenin olması da bekleniyor. Bu gelişmeler Kıbrıs konusundaki gelişmelere nasıl yansıyacak? Bunları da konuşuyoruz. Kimle birlikte? Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sayın Filiz Besim. Aynı zamanda biliyorsunuz ki eski sağlık bakanlarındandı. Sağlığı da kendisiyle konuşacağız eline boyuna. Sizlerin de konuşacağımız konular üzerine soru ve görüşleriniz olur ise Ada TV Facebook sayfasının hemen altına yorum ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir gün dilerim herkese. Biz de en önemlisi zaten sağlık diyoruz. Sağlık olsun, güzellik olsun ama şöyle ülkeye bir baktığımızda bunları günlerdir zaten tartışıyoruz biliyorsunuz ki. Reçete soruşturmasıyla gelip diploma kriziyle devam eden ülkede bir sıkıntı ve bir sorun var. Evet insanlar ifşa ediliyor. Şu anda zaten onunla ilgili de bir kişi daha tutuklandı. Çok fazla da açıklamaları olacağı söyleniyor. Mahkemede mahkeme hala devam ediyor vesaire. Yani ne olacak? Nereye gidecek bu işin sonu? Bir de neden insanlar sahte diploma alma ihtiyacı duydu? Ne diyeceksiniz? Yani gerçekten de çok doğru bir soru. Neden insanlar sahte diploma alma ihtiyacı duydu? Aslında tabii bu yüksek öğrenim hikayesine şimdi bugünün şartlarıyla da bakmamak lazım. Uzun bir süredir, uzun yıllardır aslında yüksek öğrenimde yaşadığımız bir takım gelişmelerin yanında bir takım getireceği sıkıntılar, olumsuzluklar da hep dile getirilmesine ve bununla ilgili ciddi önlemler alınması gerekliliği ile ilgili uyarılar yapılmasına rağmen aslında birçok konuda olduğu gibi maalesef biz yüksek öğrenim konusunda da hani üniversitelerimizi açıyoruz ama bu üniversiteler işte nitelikli olsun, denetlenebilir olsun, ülke nüfusuna hitap eder şekilde olabilsin, kendi içteki mesleklerimizi planlayabilecek şekilde olsun. Bunların hiçbirini göz önüne almadan, hiçbir denetim yapmadan, hiçbir planlama yapmadan maalesef uzun bir süredir biz habire yüksek öğrenimle ilgili üniversite izinleri verdik ve birçok üniversite açtık. Evet. Yani 2006'da diş hekimleri oda başkanı iken çok iyi hatırlıyorum. İlk açılacak olan diş hekimliği fakültesi vardı, diş hekimliği fakülteleri arasında. Ve biz çok ciddi şekilde karşı çıkmıştık buna. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü der ki bilimsel verilere ve kriterlere biz de hekimler olarak hani bizim yolumuz odur, bizim baktığımız, bizim rehberimiz bilimdir yani. Der ki her 1 milyon nüfusa bir diş hekimliği fakültesi. Biz bununla ilgili çok ciddi bir ses yükselttiğimiz zaman vay efendim siz işte ülkede yüksek öğrenimin artmasını, gelişmesini istemiyorsunuz, buna karşı çıkıyorsunuz, diş hekimi yetiştirmeyelim. Halbuki o günlerde 2006'da 1 milyon nüfus falan değildik yani ve bir hekimin yetişebilmesi için en önemli konu hasta bulabilmesidir, pratik yapabilmesidir hastaların ağzında. Maalesef o günlerde hani bize şey demişti mühendis ve avukatlar ve özellikle eğitimciler bizim kulübe hoş geldiniz. Çünkü onlar bunu daha önce yaşamıştı. Yaşamış, evet. Yani birçok işte şu anda da çok fazla ihtiyaç fazlası ülkede avukat, çok fazla ihtiyaç fazlası mühendis, işte öğretmen ve daha birçok alanlarda. Yani maalesef hani bunu planlayıp bizim buna ihtiyacımız var ve bu fakülte evet yurt dışındaki insanlar için açılabilir ama bizim ülkemiz için
bu kadar kontenjan verilmesi gerekir gibi bir planlama da yapılmadı. Şimdi bakıyorsunuz ülkede 8 tane, yani o günlerde bir taneye karşı çıkarken biz şu anda 8 tane diş hekimliği fakültesi var. Yani bu demektir ki 8 milyon mudur bizim nüfusumuz? 8 milyon değil, yani şimdi 1-1,5 milyon arasında olduğunu söyleniyor her kesimden farklı sesler çıksa da, ama 8 milyon da değil yani. Aynı şekilde sonrasında tıp fakültesi geldi. Çok ciddi şekilde Tabipler Birliği'nde biz bu konuya doğru olmadığını, tıp fakültesinin bu ülkenin kaldıramayacağını, bizim aslında tıp fakültesine değil kaliteli iyi hastanelere, yüksek 3. basamak hastanelere ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Yine bununla ilgili de bu şey rağbet görmedi ve şu anda 8 tane daha tıp fakültesi var bu ülkede. Ha, yine aynı şeydir rakamlar. Dünya Sağlık Örgütü her 1 milyon nüfusa bir tıp fakültesi der. Yani aynıdır, hekim yetiştireceksiniz. Evet. En azından 1 milyon nüfusumuzun olması gerekiyor. Yani bu altın bir kriterdir dünyada. Bunların hiçbirine biz bakmadık. Açtık. Ha, verdik bir sürü izinleri. Yani ne demektir 23 tane fakülte var şu anda, üniversite var. Ve işte aslında 39'a kadar da birçok işte ön izin alan var. Ve bu ön izin alanlar da bir türlü iptal edilmiyor nedense. Yani hani tamam işlemde değil bunlar, şu anda aktif değil. Ama bunları oturup bir şekilde yasal düzenlemelerle iptal etmek lazım. Sayılar düşürülecekmiş. Milli Eğitim Bakanı öyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz ki, üniversitelerle ilgili düşürülebilir mi sizce? Elbette ki düşürülebilir. Yani doğru, yani 2018'den bu yana kadar zaten öyle bir izinler verilmediğini de zaten söylüyor Sayın Eğitim Bakanı. 2018'den beri tamam bugüne kadar verilmedi, meclisten, ama bekleyenler vardır muhakkak. Meclisten geçen bir yasayla artık meclise verildi izin verme şartı ve o günden sonra da izin verilmedi. Ama alınmış ön izinler vardır ki bunlar hala daha iptal edilmedi. Şimdi bu ülkede kapatılacak, kapatılmayacak. Aslında konu tam da o noktada veya tam da onu konuşmak lazım. İşte ya da diploma krizi neyi getirdi? Yani üniversitelerin kapatılması için mi böyle bir plan yapıldı, yoksa bu plan başka mıydı? Üniversitelerin kapatılması için böyle bir plan yapıldığını düşünmüyorum. Yani burada artık çok yükselen bir yolsuzluğun, kara paranın, kara para aklamanın artık su yüzüne çıkması, yani ve belki de bu önüne mi geçirmek isteniyor yani? Kesinlikle, yani bu maalesef ki üniversite dediğiniz bilim yuvalarını bazı kesimler insan ticareti için kullandılar. Bazı kesimler işte kara para aklamak için kullandılar. Bazı kesimler böyle sahte diplomaları dağıtarak kendilerine rant elde etmek için kullandılar. Ama bu nasıl olur? Eğer siz o üniversiteyi denetlemezseniz, akredite etmezseniz, gözünüz üzerinde olmazsa ve de zaten yani hani bunu denetleyecek olan makamın da YODAK gibi gerek personel sayısı, gerek altyapısı, gerek hukuki yapısının çok düşük olduğu, yani düşünün ki siz 23 tane üniversiteyi 7 kişilik bir YODAK ekibi nasıl denetleyecek? Akla mantığa uyar mı? Yani bunu bir ilkokul çocuğuna bile söyleseniz yok ya bunu yapamaz der. Yani bu evet, böyle bir şeydir. Bir kere hani verdik bu izinleri ama YODAK'ı güçlendirmedik. YODAK'ı olması gerektiği şekilde yapmadık. Ha, bu yüksek öğrenimdeki üniversite izinlerini verdik. Onlar yetmedi. Bir de öğretim kurumları adı altında bir sürü izinler verdik ve inanılmaz boyuttaki rakamlara verdik bunları. Yani işte 2021'e kadar sanırım 22 olan rakam bir anda 39'a çıktı 2022'den sonra. Öğretim kurumları adı altında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetlemesi gereken kurumlar. Bunlar da ne yapıyor efendim? İşte güzellikçi, yani tırnakçı, kuaför, ve o tür böyle ara meslek gruplarından insanlar yetiştiriyorlar. Ve bu kurumlarda yurt dışından binlerce insan getiriyorlar. Binlerce insan getiriyorlar ve bunlar İkamet izni alıyordu 2 gün öncesine kadar. Çünkü bir anda olay patlayınca 39 tane kurumu denetlemeyen Milli Eğitim Bakanlığı bir anda oturdu Bakanlar Kurulu ve bu insanların ikamet izinlerini iptal etti. Yani böyle de bir abuk
hani devlet ciddiyetine yakışmayan, olması gerekeni hiç yapmayan, bambaşka bir yerlerden bakan, böyle işte oluruna bir şekilde bırakılmış. Şimdi 39 tane yüksek öğreni, 39 tane öğretim kurumu ve bunlar tırnakçı, işte güzellikçi, kuaför, osobusu yetiştiriyorlar. Yani siz inanır mısınız ki Pakistan'dan, İran'dan veya İsrail'den veya başka bir yerden bu ülkeye gelecek birisi tırnakçı olmak için veya kuaför olmak için veya yani hiç inandırıcı değil ve her yıl 4000 kişi gelmiş mesela bunlarla ilgili. Ama şeye baktığınız zaman Esnaf Sanatkarlar Odası'nın sınavına girer bu insanlar mezun olabilmek için. Sadece 2 kişi sınava girmiş. Ya bu insanlar nerede? Nerede? Nerede bu insanlar? Yani şimdi şey patladı, diploma krizi çok büyük bir ahlaksızlıktır. Yani bence bir insanın kendine olan saygısıyla ilgili de çok ciddi bir sorundur. Siz çok güzel sordunuz. Yani ne yapacak bu kadar insan? Aynen. Bu kadar diplomayı? Çünkü biz kamuda işte ekstra diploma alırsan terfi imkanı sağladık. Dedik ki hangi üniversite olursa olsun fark etmez. İşte her diplomasını alan getirecek ve terfi alacak. Bunu oturup okumayan insanlar da, yani gerçekten eğitim almayanlar da yolunu bulunca, böyle mekanlarda oluşunca gidip oralarda diploma aldılar. Yani böylesine de bir ahlaki çöküş, yozlaşma, yani tam bir çöküş yani şu nasıl anda. Nasıl kendilerine yakıştırıyorlar hiçbir şey bilmeden o diplomayı alacaklar? Nasıl kendilerine yakıştırıyorlar? Bir sırf para için, barem atlamak için. Adı altında görev yaptığını iddia eden kurumlar nasıl böyle bir şey verebiliyor? Ha. Yani bu hani böyle çok yönlü soruşturulması gereken bir konu. Elbette ki sizin yasalarınız, denetiminiz, doğru düzgün bir hukuk devletiniz olmasa maalesef böyle yani bir yerden insanlar, bir ahlaki sorunlar da varsa gidip bunu yapabiliyorlar. Yani bunu görüyoruz aslında şu anda. Çok üzücüdür, çok kötüdür yani içine düştüğümüz bu durum. Evet. Ama şunu da bilmek zorundayız ki bunun çaresi vardır. Yani yapmak zorunda olduğumuz YÖDA'ı, işte o YOKAS sistemini, ki öğrenci kayıt sistemi 2018-2019'da yapmıştık biz onu. Benim de içinde bulunduğum kabinede işte İçişleri Bakanlığı, Muhaciret, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. Çünkü bunların hepsinin oraya ilgisi vardır. İşte mesela sağlıkla nedir ilgisi? Öğrenci geldiği zaman sağlık sigortasını Sağlık Bakanlığı'na yatırmak zorundadır. Kayıt işlemlerini tamamlamak için. Yani Sağlık Bakanlığı bilmek zorundadır. Kaç öğrenci var, ben kaç öğrenciye hizmet vereceğim. Sağlık hizmeti vereceğim. Milli Eğitim Bakanlığı bilir kaç öğrenci hangi üniversitededir. Yani YOKAS sistemi dediğimiz sistem aslında oydu. Ama maalesef bunu da doğru düzgün çalıştırmadılar. YÖDA'da şu anda bir çalışma yapılıyor ya da işte bununla ilgili bir adım atılacağı söyleniyor. Evet. Bu uygun olacak mı peki? Yani şu anda YÖK'le işte YÖDA. YÖK burada. Tabii ki kaç YÖK'den, gündür evet YÖK'den teknik destek almak doğru bir karardır. Yani teknik destek alınabilir. Ama asıl olan bizim kendi sistemimizi düzgün bir şekilde kurup kendi içimizdeki kurumlarla bunun veri giriş çıkışını sağlayabilmek ve denetleyebilmek. Yani sadece İşte çünkü şu anda ne yapılmaya çalışılıyor? YÖK'ün YÖKSİS diye bir sistemi var. Evet. Bizim YOKAS'ın muadili bir sistem. İşte onun içinde bir kota açıp KKTC üniversitelerine orada bir yer ayırmak. Yani o bilgisayar sistemi içinde, otomasyon sistemi içinde. Ama hani olması gereken aslında bizim YOKAS'ın geliştirilip, güçlendirilip o sistemin doğru bir zeminde çalışmasını sağlamaktır. Yani siz başka bir ülkenin sisteminin içinde olmaz bu. Teknik desteği o şekilde almak zorundayız. Ne yapılması gerekiyor bizim mesela? Bizim kendi sistemimizin, YOKAS'ın güçlendirilmesi lazım. Her öğrencinin ülkeye girdiği andan itibaren
kayıt yaptırana kadar bütün o muhaciretidir, işte Milli Eğitim Bakanlığı'dır, Sağlık Bakanlığı'dır, bütün oralardan girişleri yapılacak, sistemi yani kayıt olmaya hazır hale gelecek ve ona göre de YOKAS onu öğrenci olarak kabul edecek kendi üniversitesine. Bu böyledir. Ve eğer devamsızlığı da varsa veya eğer ki geldi de 6 aydır hiç ortada yoksa hemen anında o sistemden o düşülecek, muhaciret onu görecek ve o muhaciret onun peşine düşecek. Bu insan nereye gitti? Geldi kayıt oldu örneğin atıyorum X bir üniversiteye ama 6 aydır sistemde yok. Dot girişleri olmamış, işte ders girişleri olmamış. Onu muhaciretin hemen görebilmesi lazım. Üniversitenin ona bilgi verebilmesi lazım aslında. YOKAS dediğimiz kurduğumuz sistem veya Sağlık Bakanlığı'nın işte bir örneğin bir öğrenci gelip de acil sisteme girdiği zaman veya hastaneye gittiği zaman Sağlık Bakanlığı hemen onu görür. Örneğin der ki daha önce bu fakülteden birilerinde tüberküloz görüldü. Tüberkülozda bildirimi mecburi bir hastalıktır ve Sağlık Bakanlığı hemen onun peşine düşer. Yani bu işin çok boyutlu yerleri vardır. Burada olması gereken bizim buradaki YOKAS sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Ama bir numara düzgün bir yodak kurmak zorundayız. Yani öyle 7 kişilik bir yodakla olmaz. Orası güçlendirilecek. Yasal İçerideki yapısı. Yönetim değiştiriliyor şu anda mesela. Onu uyguluyor musunuz? Onlar da yetmeyecek. Yetmeyecek. Yani 7 kişi 23 tane üniversiteyi değiştiremez. Denetleyemez. Bu yani çok açık ve net bir şeydir. Ha, olması gereken yodağın yasası tekrar ele alınacak. Personel sayısı artırılacak. Bizim çok değerli insan kaynaklarımız var. Yurt dışından, yurt içinden öğretim üyelerimiz var bu konuyla. Gayet net başaracak insanlarımız vardır. Bu insanlar oraya yerleştirilecek. Düzgün bir otomasyon sistemi kurulacak YODA'ya denetleyebilebilmesi için. Yani hem hukuksal yapısı güçlenecek, hem personel teşkilat yapısı güçlenecek, hem de cihaz yönünden, otomasyon yönünden teknik anlamdaki altyapısı güçlendirilecek. Bunu yapacağız. YOKAS'ı da aktif hale getireceğiz ve bu işi denetlenebilir çözeceğiz. Bir şekilde getireceğiz. Ha, bunu yapmak mümkündür, çok mümkündür. Ama siz inanıyor musunuz ki bu kadar büyük bir çöküşe neden olan bu insanların, şu anda hükümet edenlerin, hükümet ettiğini sananların bunu yapacaklarına, böyle bir konsantrasyonları olduğuna, böyle bir odaklanmaları olduğuna inanıyor musunuz? Yani biz inanmıyoruz. Biz inanmıyoruz. Onun için içine düştüğümüz bu büyük çöküşü görüyoruz ve bu büyük çöküşün aslında çözümü olduğunu da biliyoruz. Ama bu çözümü de bu meclis aritmetiğindeki bu şu anda hükümet ettiğini salanların yapacağını da düşünmüyoruz. O nedenle ivedi olarak bir erken seçim artık hele de bu gelinen noktada kesinlikle kaçınılmazdır diyoruz. Yani halk iradesini ortaya koymalı, yepyeni tertemiz insanlarla bu ülke yeniden başlamalı birçok şeye. Yeniden bu başlamalı. Bu kadar çöküş varken ya da bu kadar sıkıntı varken işte yani reçete krizi, diploma krizi, bunun sonrasında daha bitmeyeceği ve çok şeyin çıkacağı da hep söyleniyor biliyorsunuz ki dillendiriliyor. Burada bir seçim olunca, yeni oluşum olduğunda bu kadar çöküş varken gelecek olan kişiler yine bunun altından kalkabilir mi ya da bunun bir sisteme koyabilir mi? Bu ülkeyi düzeltebilir mi? Yani Seher Hanım, ben bu ülkede doğdum, büyüdüm, savaşı gördüm, göçü gördüm. Hani bir çocuğun yaşamaması gereken her şeyi yaşadım. Ve bu ülkedeyim ve benim başka gidecek bir yerim yok. Biz eğer ki bu ülkeyi vatan bilmişsek, bu ülkeyi yurt bilmişsek ve bu ülkede yaşamak için mücadele ediyorsak, evet bunu yapacağız. Başka hiçbir şansımız yok. Başka birileri gelip bizi düzeltmeyecek. Düzeltemez zaten. Ancak biz düzeltebiliriz. Doğru insanlarla, teknik insanlarla, bu ülkeye değer veren, bu ülkeyi seven, bilgi birikimi olan insanlarla el ele vereceğiz ve bunu düzelteceğiz. Bunu inanmaktan başka hiçbir şansımız yoktur. Zaten inanmazsanız yaşayamazsınız yani bu düzende. Çünkü bu düzende bu şekilde her gün sinir krizi geçirerek, her gün çıkıp bakıp da gazetelerde bu kadar büyük kara parayı, yolsuzluğu, zaten siz çok ciddi risktesiniz. Risktesiniz çünkü mafyanın olduğu yerde, insan ticaretinin olduğu yerde, kara paranın olduğu yerde normal bir insan hayat süremez.
uluslararası hukukun içine girmek zorundayız. Ha, bu anlamda da biz ondan dolayıdır ki sürekli bir çözüm, bir çözüm, bir anlaşma diyoruz. Bu da çok önemlidir sorduğumuz sorular arasındaydı. Bunu zorlayacak hükümetlerin ve Cumhurbaşkanlığının da olması da çok ama çok önemlidir. Şu anda işte siz söylediniz. İşte tanıtacağız diyorsunuz. Evet. Neyi tanıtacaksınız? Şu an içteki sorunlar o kadar çok büyük ki dışa bile yani basın. Zimbabwe'deki Eğitim Bakanlığı bizim üniversitelerimizi yayınlıyor. Yani Afrika ülkesinde bir ülke bizim üniversitelerimizi yayınlıyor. Diyor ki bunlara gitmeyeceksiniz diyor. Bunlar tamam değil diyor. Yani bu böyle bir anlayışla, böyle bir mentaliteyle siz neyi düzelteceksiniz? Ben kendi adıma polisimize de, adalete de, yargıya da güvenmek istiyorum. Suçlu olan, hata yapan herkes kim olursa olsun da polise gitmek zorundadır, yargılanmak zorundadır. Masumiyet karnesi çerçevesinde de neyse sonuçta olacak olan olmak zorundadır. Bu ülkeyi başka türlü temizleyemeyiz. Yani polis teşkilatımız şu anda çok büyük bir mücadele veriyor. Yani insanlar her gün sokaklarda, her gün denetim yapıyorlar. Ve sadece yaptıkları trafik denetimlerinde o kadar şeyler buluyorlar ki arabalarda silahlardan tutun, uyuşturucudan ve kaçak insanlardan ve bir sürü birçok şey. Ve gerçekten çok zayıf bir teşkilat yapısıyla, yani çok az sayıda insan yapısıyla yapıyorlar. Ama eğer siz bataklığı kurutmazsanız oradan sinekler sürekli uçmaya devam edecek. Bu çalışma af yasası ve muhacirat af yasası çıkartılacak yine. Bilmem 13. ya da 14. zaten çıkartılacak olan her defasında son deniliyor. Evet. Bu kadar içeride kaçak işçi var, işte kaçak kişiler var, öğrenciler var. Bunların hepsi de herhalde aftan yararlanacaktır. Bu iyi bir şey mi sizce? İyi bir şey değil. Ya da işte doğru bir karar mı? Doğru bir karar değil. Yani doğru bir karar değil. Eğer gerçekten de şu anda şeye düşen varsa, kaçağa düşen varsa ve birileri onu çalıştırmak istiyorsa gidecek Çalışma Bakanlığı'na diyecek. Ki ödeyecek parasını bu insanı diyecek. Ben alıyorum şeyime. Cezası da budur. Verecek cezasını. Af ne demek yani? Öyle insanlar var ki 5 yıl önce aftan yararlanmış. Ondan sonra hiçbir kayıt yaptırmamış. Şimdi tekrar aftan yararlanacak. Yani böyle bir her 3-4 senede bir af, bu doğru bir şey değil. Ve aslında ülkemizdeki bu bataklık dediğimiz yerleri de kurutmamak için veya daha sürdürülebilmek, işte devam etmesini sağlamak için olan yasalardır. Yani doğru değil bu. Varsa birileri kaçağa düşen, doğru, temiz ve bir şekilde hatayla düştü. Gereği neyse bu ülkenindeki yasaların onu yapacak. Yani af ne demek? 2 günde bir siz Amerika'ya gittiğinizde, Avrupa'ya gittiğinizde, başka ülkelere gittiğinizde, bir yerlerde gizli çalışıyorsunuz da sonra af çıkıyor da yararlanıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Böyle şey olmaz. Bu ülke de çok küçük bir ülkedir. Kaynakları çok sınırlıdır. Ve bu kaynakları çok doğru şekilde kullanmak zorundayız. Yani o nedenle çok da biz olumlu bakmıyoruz açıkçası. Böyle her 2-3 yılda bir çıkan aflara. Evet, bir de şöyle bir şey var. CTP zaten hem içeride hem dışarıda sloganıyla eylemlerine devam ediyor. En son Güzel Yurt'taydı. Oradaki sorunlar da zaten çok büyük, çok fazla. İşte Narenciye'deki sorunlardan tutun da. Diğer konularda Güzel Yurt'ta zaten şu an, Güzel Yurt halkı şu anda da çok aslında şey değil. Bu defa Cumhuriyet Türk Partisi Mausa'da olacak. Orada bir eylem gerçekleştirecek. Bu eylemlerin karşılığını alıyor musunuz? Şu anda çünkü biliyorsunuz ki size de çok fazla eleştiriler var. Cumhuriyet Türk Partisi sadece söylemlerle kalıyor işte. Başka bir şey yapmıyor. Onun ötesine geçemiyor deniliyor. Muhalefet olarak tam yerlerinde değiller. Söylemleri var. Ne diyeceksiniz bunlara? Nasıl katılıyorsunuz? Eylemleri sıklaştırmak mı gerekiyor? Yoksa daha farklı yollara gitmek mi gerekiyor? Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Eylemleri zaten şu anda aslında sıklaştırmış durumdayız. Geçtiğimiz hafta Güzel Yurt'taydık. Bize göre de başarılı bir eylemdi. Kalabalık yani, yoğundu evet. Kalabalık yoğundu ama onun dışında da örneğin çok farklı sivil toplum örgütlerinden temsilciler vardı. Yani işte oranın sağlıkla ilgili yaşanan ciddi sıkıntıları hiç görmezden gelen aslında Sağlık Bakanlığı'na, hükümete çok ciddi bir cevap vardı. Hastane ne zaman bitecek? Sağlık merkezinin durumu ne olacak? Ambulansımız yok. Yani koca Güzel Yurt bölgesi güya ilçe. Ama ne bir hastanesi var, ne 24 saat çalışan bir sağlık merkezi var. Bir tane ambulansı var, düşünün yani.
bir tane ambulans biri kalp krizi geçirip de alıp gitmesi, ondan sonra bir şey olduğunda yok yani başka bir şey. Böyle bir durum. Narenciye biliyorsunuz bu yıl çok büyük bir maalesef infial yaşanıyor Narenciye'de. Yani bizim Narenciye altın topumuzdur. Yani o kadar değerli bir üründür ki ve üretimdir. Yani bu ülkede hani üreten yok olmaz, üreten var olur ve aslında ürettikçe biz güçleneceğiz, kendimize olan güvenimiz gelecek ve moralimiz düzelecek ve ayaklarımızın üzerinde duracağız diyoruz. Ama bu yıl gördünüz, herkes gördü maalesef portakallar, mandalinler yerlerde süründü. Hiçbir şekilde bununla ilgili göz göre göre geldiği halde kriz, önceden bir önlem alınmadı. Ta Ağustos'un 2023'ünde mesela Güney'de Avrupa Birliği geldi ve orada bu hastalığın bir şekilde hastalık değil ama işte virüsün olabileceğiyle ilgili bir takım tespitler yaptı. Ve aslında uyardı oraları. Hani biz bu uyarıyı neden almadık Ağustos'da ve bekledik işte ta kesim, manduranın kesimi başlasın, hiç almadık. Spruvax bu anlamda ciddi bir çalışma yapmadı. Tarım Bakanlığı bu anlamda ciddi bir çalışma yapmadı. Bu ürünlerin işte transit bir yerlerden geçebilmesi için Türkiye üzerinden veya yeşil hat tüzüğü üzerinden geçmesi için biz CTP olarak çok ciddi baskı yaptık ve başarılı da olduk ama o da tam uygulanamadı, tam verim alınamadı. Yani işte hazırlıklı olmadığımız için. Yani Narenciye Güzel Yurt halkı için gerçekten de çok önemli olaydır. Ve bu yıl çok ciddi şekilde insanların morali bozuldu. İşte bir yıl boyunca oralara bir sürü emek ettiler, para koydular, üretmeye çalıştılar. Sonra da o emeklerinin yerlerde süründüğünü gördüler. Ha, onlar tazmin edilecekmiş efendim. Yani düşünün ki şimdi geldi, daha tespit yapıldı da sizi Kasım'da tazmin edecek. Bu ülkenin en büyük sorunu bu enflasyondur. Ne anlamı kalacak? Yani bir üretici istediği o güzel ürünü satmak mı? Yoksa işte 6-7 ay sonra, 1 yıl sonra onun tazmini mi? Değildir. Yani üretmek bu değildir maalesef. O nedenle evet, Narenciye üreticilerinden de orada ciddi kesimden. Ama orada geçken gün evet bir konuğum vardı yine Narenciye'den. Orada da galiba belli kriterler varmış. Yani 300 TL veriliyorsa atıyorum ton başına. İşte eğer kullandığınız ilaçlar farklıysa orada öyle de bir şey varmış yani. Farklıysa yine tam olarak alamıyorsunuz onun şeyini, bedelini. Orada da öyle bir sıkıntı var. Yani tam olarak o da olmayacak. O bedeller de tam olarak ödenmeyecek. Yine bir şekilde sıkıntı çekecek. Hiçbir zaman olmaz zaten. Yani sizin taptaze ürününüzü satıp alacağınız işte temiz para mı? Yoksa işte birileri gelecek de sizi sıraya koyacak da sizi tazmin edecek. Yani bir de sadece üretici değildir o da mağdur olan. Orada çalışan işçiler vardır, kontraktörler vardır, işte kasa üreten fabrikalar vardır. Yani o sektörün çevresinde oluşan bütün yan sektörler aslında çok büyük bir zarara uğradı. Güzel Yurt bölgesi bu anlamda gerçekten çok morali bozuk ve şu anda da Valencia başlayacak bir süre sonra. Tabii. Onunla ilgili de biz Valencia'yı halledeceğiz deniyor ama böyle net bir şekilde hani biz bu şekilde bir yol haritası çizdik, bu şekilde pazar bulduk, işte bu kadar işçi organize olduğu kontraktörlerle birlikte, fabrikalarla birlikte, yani böyle bir iletişim de yok. Yani böyle bir hani orada toplu olarak bir sorun olur da bir yerde hep birlikte teknik insanlar oturur, bir kriz olur ve bunun çözülmesi için adım adım bir şeyler yapılır ve bu da işte halka, üreticiye bildirilir. Böyle bir durum da yok. Yani kaotik, acaba ne olacak? Acaba Valencia satılacak mı, satılmayacak mı? İşte meyve suyu olabilir ama meyve suyuyla ilgili yeterli sıkmamız yoktur. Yeterli buzdolabımız yoktur. Türkiye'den buzdolabı gelecek falan. Yani böyle günü kurtarmak ama öncesinde göz göre göre gelen krizde de hiç hazırlık yapmadan aynı üniversitelerde olduğu gibi, aynı öğretim kurumlarında olduğu gibi, aynı ilaç eczacılıkta, eczacılarda olduğu gibi, yani bu sosyal sigortaların göz göre göre işte
bir takım sıkıntılar vardı, uyarılar yapıldı ama o sistemin denetlenip düzenlenmesi için kimse kılını kıpırdatmadı. Ondan sonra kendi içlerinde bir iç denetim hiç yapılmadı. Hiçbir uyarı da yapılmadı kimseye. Hiçbirinin sözleşmesi de iptal edilmedi. Bir anda insanları kelepçeleyip hapse tıktılar. Yani böyle hani gerçekten insanların itibarıyla da oynamaktır bu. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaktır bu. Yani bu doğru ciddi bir devletin yapması gerekenler değildir bunlar. Ve aslında hepimiz de farkındayız ki aslında şu andaki bu büyük çöküş belki de buzdağının sadece bir ucudur. Onun için bir bu buzdağının sadece ucu, bu kocaman buzdağını temizlemek için gerçekten aklımızı başımıza toplayıp, yani başımızı ellerimizin arasına alıp oturup düşünüp nasıl temizleyeceğimizle ilgili işbirliği, el birliği yapmak zorundayız. Yani olmaz. Aha bakın, gidiyor mu Allah aşkına? Yani düşünün şimdi, öğrenim kurumlarına bir gecede ikamet izni vermeyeceğim dedi. Binlerce insan ne oldu şu anda? Kaçak oldu. Kaçağa düştü. Ne olacak onlar? Yani bunlar doğru kararlar değil. Veya işte YODAK'la ilgili habire insan değiştiriliyor. Tamam, yok geldi, bir teknik destek olacak, orada bir sıkıntı yok. Ama bununla ilgili nasıl bir yol haritası, nasıl bir kriz masası? Kendi üniversitelerimizden öğretim üyeleriyle ilgili güçlü bir ekip kurulması ve bununla ilgili planlar, programlar yapılıp, ya merak etmeyin, rahat olun, yani böyle bir kriz var ama biz bu önlemleri aldık ve bunu temizleyeceğiz, toparlayacağız. Böyle bir şey yok yani. Mecliste komite kuruldu galiba onun üzerine. Mecliste komite kuruldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin önerisiyle kuruldu. Çok da maalesef hani bizim size verdiğimiz bu bilgileri de aslında o komite sayesinde öğrendik. Çünkü polis geldi, dudak uçuklatıcı şeyler anlattı. Üniversiteler geldi, dudak uçuklatıcı, hiç farkında olamıyorsunuz yani bunların, farkında olmadığınız şeyler anlattı. Ve biz o komitede gerçekten çok ciddi şekilde bilgilendik aslında ülkenin bu anlamdaki durumuyla ilgili. Sanırım bir ara rapor, sonra da bir tam rapor çıkacak o komitenin şeyiyle de ilgili. O komitenin kurulması da aslında çok ciddi, hani şu anda YÖK'ün gelmesi, böyle bir denetimin başlatılmasına da aslında vesile oldu. Yani komitenin kurulması iyi bir şey oldu elbette. Ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yani bu anlamda, çünkü nedir, işte bir süre sonra üniversiteler artık öğrenci almaya başlayacak. Bundan sonraki dönemin Mayıs'ta ne başlayacak. Ne olacak işte o zaman? Ne olacak? Kim gelecek yani, bunu, bu öğrenci sirkülasyonunu nasıl sağlayacağız? Bu bölüm, bunları sürekli zaten diyoruz, eğitim ve turizm işte bizim en büyük gelir kaynaklarımızdan bir tanesi. Maalesef ki eğitimi de gelir kaynaklarının arasına koymak durumunda kalıyoruz. Ama şu anda bu kadar sorun ve kriz varken işte öğrenciler acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne isteyecekler mi? Bunlar hep soru işareti. Yani, ya da geleceklerse bile işte bir sürü sıkıntılar çıkacak. Bu sıkıntılar nasıl aşılacak? Bunlar için adım atılıyor mu ya da atılacak mı? Hep biliyorsunuz ki biz bu son günlerde işte her şeyin daha güzel olacağını, Sayın Başbakan Ünal Yüksel 2024'ün güzel olacağını hep söylüyordu. Gerçekten işte güzel olacak mı? Yani 2024 nasıl güzel olacak? Şu anda yüksek öğrenim resmen çöktü. Bununla ilgili 1-1,5 ayda bizim bu diploma sorununu çözmemiz lazım. Ve aslında daha çok uluslararası akreditasyonlara yönelmemiz lazım. Yani bu konuda birçok saygın üniversitemizin, birçok saygın akredite kurumları var. Bunları daha çok ön plana çıkarabilmek zorundayız. Ve bu diploma olayını da tümden Mayıs sonuna kadar bitirmek zorundayız. Sahte olan bitecek, kapanacak olan bölüm varsa kapanacak, akredite olmayan, ve bu temizlenecek. Ha, temiz bir yere öğrenci gelir elbette ki bunu tanıtırsanız ve anlatırsanız. Bu 2024'te nasıl her şey çok güzel olacak? Şu anda sterlin sanırım 45 lira dayanıyor. Seçimden sonra bunun 50 lira dayanacağı Türkiye'deki yerel seçimlerden sonra söyleniyor. Çok büyük bir enflasyonla karşı karşıyayız. İstatistik kurumumuz bu enflasyonu hesaplamaktan aciz. Yani o da ayrı bir felaket, bir durum. İşte biz her 3 ayda bir, 4 ayda bir hayat pahalılığı veya işte asgari ücreti artıralım. Ama asgari ücreti artırırken de ne ülkeye giren tüketim maddelerini, ne raflardaki tüketim maddelerini, temel gıda maddelerini, temel ihtiyaçları, işte okul, özel okul paraları gördüğümüz yani astronomik rakamlar
yıllarda. Devlet okullarımız yıkıldı, yıkılacak. Onların yapımıyla ilgili hiç böyle doğru düzgün bir planlama, programlama hale daha yok. Unuttuk yani o işte bir yıl önceki yaşadığımız krizi, deprem sonrası. Sağlıkta olayları görüyorsunuz işte. İlaç Eczacılık Dairesi'nin başına eczacı olmayan birileri getirilmeye çalışılıyor. Çünkü oradakini beğenmiyorlar. Bir de ilaçtaki sorunlar bitti diye bir açıklama geldi biliyorsunuz ki artık ilaç erişimine ile ilgili Sayın Hakan Dinç açıklama yaptı. Gerçekten o. Çünkü biz hep yıllardır bu ilaç erişimi ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İlaç eksikliğini söylüyoruz. Gerçekten o sıkıntılar bitmiş midir sizce? Yani şu anda ilaca ciddi bir bütçe ayrıldı ve büyük bir miktarda ilaç alımı yapıldı. Bu önemli olan bu alınan ilaçların doğru düzgün bir şekilde takibinin yapılıp doğru düzgün bir şekilde uzun vadeli hastaya ulaştırılabilmesi. Yani eğer ki takip edemezsek düzgün bir şekilde bununla ilgili o sistemi, ilaç takip sistemi dedik de biz artık dilimizde tüy bitti de artık sokaktaki insan bile yani evet. Sağlıkçı oldu. Evet, evet. O ilaç takip sistemi bir an önce kurulmalı ve alınan bu ilaçların da düzgün bir şekilde takibi yapılmalı. Yoksa verirsiniz birçok para alırsınız ama ondan sonra yani onu takip edemezseniz yine 3 ay sonra veya düzgün olması gerektiği şekilde olması gereken ilaçlar bilir kişiler tarafından alınmazsa yine bazı ilaçlarda kısa sürede bir yokluk yaşanabilir. Yani şu anda sağlığa bir ilaçla ilgili bir para ayrıldı ama bunun işte ilaç sorununu çözdüğünü söyleyemeyiz. Hala daha sigortalardaki hastalar ilaca erişimde yaşlı insanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ki bunu maalesef Çalışma Bakanlığı bir türlü o sistemi kurup düzene koyamadı. Maalesef Sağlık Bakanlığı bu konuda hiç yardımcı olmadı. Olmamaya sanki böyle onunla hiç ilgisi yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Hala daha eğer siz ilaç eczacılık dairesine güçlü bir yapı oluşturmazsanız bu aldığınız ilaçların çok daha işte verimli olmayacağını çok net biliyoruz. Yani sağlıktaki tek sorun da aslında ilaç değildir. Evet. İlaç değildir. Yani insanların çok ciddi hekime ulaşma sıkıntısı var. Devlet hastanelerimizde çok ciddi fiziki altyapı sorunlarımız vardır. En iyi dediğimiz ambulans sistemimizde bile şu anda şoför eksiklikleri nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hani biz böyle sağlıktaki sorunları hiçbir zaman yıkıcı bir şekilde eleştirmeyiz. Yani hep yapıcı bir şekilde evet. Ve yol gösterici şekilde aslında söylemeye, anlatmaya çalışırız. Ama yani şu anda sevkler çok fazla artmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelere ödediği para çok fazla artmıştır. Ve yani Sağlık Bakanlığı'na ayrılan paranın neredeyse üçte biri aslında sevklere gidiyor. Ve evet, Sağlık Bakanlığı'nda ve hastanelerde hastaya, doktora ulaşamayan, ilaca ulaşamayan birçok insanda özelden hizmet almaya çalışılıyor. Bu kadar büyük ekonomik krizler içerisinde. Yani bunu özele şimdi para verilirken, yani özele para bu sevkler konusu zaten çok fazla yok. Çok yüksek meblağlar var ortalarda dolaşan. Sağlık ocakları var bizim yani genelde ya da sağlık ocakları da kurulabilir. Tamam, hastaneleri yapamıyoruz zaten, büyük hastaneleri maalesef yapsak da açamıyoruz. O da ayrı bir şey ama bunlar güçlendirilse yine bir nebze iyi olmaz mı? Sağlığa katkısı olmaz mı? Kesinlikle çok büyük katkısı olur. Niye yapmıyoruz olur. Ya da biz bunu? Yani sağlık merkezlerinin mutlaka ve mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Biz bu uyarıları yaptığımızda Sağlık Bakanlığı, şu andaki Sağlık Bakanı hep biz bu konuyla ilgili çalışıyoruz. İşte onu aldık, bunu aldık, bunu yapacağız diyor. Ama sizin de dediğiniz gibi sağlık merkezleri şu anda 16 tane, 17 idi değirmenliğin yıkılmasıyla 16 kaldı. Hı hı. Bu 16 sayısı da yeterli değil. Mutlaka işte Çatalköy taraflarına bir sağlık merkezi şarttır. Mutlaka Dikmen'deki sağlık merkezinin güçlendirilmesi, mutlaka İskele ve Karpaz bölgesindeki sağlık merkezlerinin ve belki orada bir ikinci basamak hastanenin açılması gerekir. Yani ancak buralara söylenecek, yapacak çok şey var. Yani saatler sürer bu program. Evet. Ama hani öz olarak şunu söylemek isterim. Olması gereken istikrarlı, konuları bilen, konulara odaklanan hükümetler. Her anlamda. Sadece sağlıkla ilgili söylemiyorum bunu. Yani siz
eğer 1,5 ayda, 1,5 yılda bir bakan değiştiriyorsanız o konuda bir istikrar olmaz. Yani bakan, gelen bakan ekibiyle birlikte geliyor, gidiyor. Sağlıkla ilgili söylemem, her alanda söylerim bunu. Belki sağlıktaki ekip en çok aslında değişmeyendir belki de. Hani bakan çok değişti de. Ama yani o kurumsal hafıza yok olduktan sonra, o kurumsal hafıza gittikten sonra ve her gelen bakan da acaba beni ne zaman görevden alacak da, ne zaman başkasını atayacak da, düşünün 24 tane UVP milletvekilinin sadece 5 tanesi kaldı bakan olmayan. Evet. Onların ne suçu var? Onlar da bakan olmak ister tabii. Yani böyle bir anlayışla eğer devleti, hükümeti, ülkeyi yönetmeye çalışırsanız maalesef işte böyle insan kaçakçılığının merkezi haline gelirsiniz. Diploma krizlerinin, kaçak diplomaların merkezi haline gelirsiniz. Doktorunuzu, eczacınızı kelepçe işte şeye koyarsınız. Yani bunların hepsi aslında Seher Hanım, biliyor musunuz, birbirine çok bağlantılı şeyler. Yani temiz siyasetle, temiz hükümet eden insanlarla, temiz bürokratlarla, ahlaklı insanlarla devletin yönetilmesi çok başka türlü bir şeydir. Ama en önce daha hani gerçekten yürekten severek bu ülkeyi yönetmek, hizmet etmeye çalışmak, hangi makamda, hangi kurumda, hangi işte olursanız olun. Yani burada belki de bizim çok ciddi boyutta bir bu ahlak erozyonunu gidermek için bir eğitim seferberliği de başlatmamız lazım. Doğru. Yani o eğitim olmayınca hiçbir şey olmuyor maalesef. Kesinlikle yani hiç giremeyiz, o kadar konu var ki. Evet, evet. Trafiği mi konuşalım, çevremizi mi konuşalım? Bunların da hepsi eğitimle ilgili konulardır. Evet, yani biz elimizden geldiğince zaten bazı konulara değinmeye çalıştık. Sizin de değerlendirmelerinizi aldım. Önemli değerlendirmelerdi. Çok teşekkür ediyorum ben katkı koyduğunuz için. Programımızın sonuna geldik ama var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Yani ben bu kötü düzene hayır diyen herkesi yarın 11'de Mausa Anıt Çemberi'ne çağırıyorum. Müsait olan, bir ses çıkarmak isteyen herkes oraya gelsin diyorum. Bu bir sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir organizasyonudur belki ama bu halkın bir organizasyonudur. Biz sadece aracıyız ve eğer ses çıkarırsak, eğer el ele verirsek, eğer ki birbirimize kenetlenirsek, ben kendi adıma kesinlikle ve partim adına biz bu ülkede umut olduğuna çok ama çok yürekten inanıyoruz. Bu sorunların hepsini çözecek çok güçlü kadrolarımız ve reçetelerimiz de vardır. Bunu da bir hekim olarak söylüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum katkı koyduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgiyle, saygıyla kalın. Sağ olun. Efendim, Gün İçinden programında bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.